Bak, Ersun Yanal. Yine Fenerbahçe düşmanlığı. Sevgili seyirciler. Benim mi? Ersun Yanal. Hüseyin Göçeğin. Ersun Yanal dün basın toplantısı düzenliyor. Abdülkerim abi ne düşündü bilmiyorum. Basın toplantısı sırasında bakın neler oldu. Başakşehirli futbolcular Ersun Hoca konuşurken Başakşehir şampiyonluk marşları söyleyerek geçtiler. Hocam senin takımın Başakşehir. Evet, benim takım benim, bütün şarkı, takımlar benim takım. Şampiyonluk şarkıları söyleyerek geçtiler. Bir izleyelim, görelim. Ama biz bunu atmalıyız. Yani bunun tarifi yok. Atmalıyız. Atamadık. Son bir soru alalım. Ses çok şey gidecek. Sesi bekledim. Evet. Evet, Ersun Yanal basın toplantısı yaparken Başakşehirli futbolcular şarkılar söylüyorlar. İçlerinde çok tanıdığım, çok iyi tanıdığım futbolcular, yöneticiler var. Hepsi de az önce ekrana geldi. Hiçbirisi ben kötü niyetli olmadıklarına kefilim. Bu futbolcular, bu futbolcular o anda Ersun Yanal'ın basın toplantısı yaptığını biliyorlar mı? Bilmiyordur, biliyordur. Eğer Başakşehirli futbolcular Ersun Yanal'ın o anda basın toplantısını yaptığını bilerek bunu yapmışlarsa saygısızlık, nezaketsizlik, terbiyesizlik yapmışlar. Yapmamışlarsa da, yani bilmiyorlarsa da bir problem. Şimdi Mesut Başkan çok beyefendi, Göksel Başkan'ın yardımcısı. Ertemciğim, hayatta böyle şeylere izin vermez miydi? Ertemciğim, bilmiyorlar yani Ersun Hoca'nın. Ertemciğim, ben de görüşümü söyleyeyim. Şimdi bu dün çok konuşuldu, biliyor musun? Millet artık, affedersin, bir laf var söylesem mi bilmiyorum. Artık bu sosyal medya çıktı çıkalı. İnsanlar o büyütüp vay terbiyesizler, vay saygısızlar. Bak, çok tamam kısa mı? Bir şey araya gireyim. Mesaj geldi de. Başakşehir'in futbol şube sorumlusundan. Hı hı. Sen dün haber yaptığında Fenerbahçe'de bir stattan ayrıldı dedin değil mi? Hatırlayın burada. Ersun Yanal otobüste yoktu. Hı hı. Kaldı, takım gitti. Evet. Bak, Mustafa Saral kardeşim diyor ki abi kasıt yok. Bize Fenerbahçe kafilesi ayrıldığı söylendi. Tamam. Bir şey yok. Tabii haberi yok. Şimdi Mustafa Saral'da tebrik ediyoruz. Başkan takımı şampiyon yaptınız. Velev ki Ersun Hoca'nın orada basın toplantısını yaptığını bilse bile oyuncular bir anlık sevinçle odalarından çıkıp, zaten taraftarları yok, kendi kendilerine böyle bir marş söylüyorlar. Şampiyonluğu da artık tabii çok kıyısına geldiklerine eminler. Ben diyorum ya, bu hani usuluktan nem kapma, sızlar, adiler falan da filan da, ya bu kadar büyütülür mü? Bak, bu zaten çok büyütülecek bir konu olsa tebrik ediyorum Ersun Yanal'ı. Değil mi? Burada %100. Başka birisi olsa inanılmaz kibar. Ya işte bu saygısızlık falan filan. Bak, bu adam gayet ya, dedi ki kim bunlar? Hani taraftar mı içeri girdi? Acaba futbolcular mı diyorsun? Olunca biraz bekleyelim diyor. Giderler. Sonra konuşuruz çok diyor. Kibarca. Bak, çok kibar ve çok olgun. Zaten bu o kadar abartılacak bir durum değil ya. Yani bunda hani ne var? Yani 15 saniye adam oradan geçmiş. 10 saniye durdu da zaten. Ya ben bunları vallahi akılsız erdiremiyorum bu insanlara ya. Bu işte 120 yıllık kulübe saygısızlıktır. Ersun Hoca'ya ya bırakın Allah aşkına ya. Vallahi billahi ayıp ya. Son cümle olsun. Bir şey söylüyorum, son cümle. Bir dakika. Bu gayet hiçbir kötü niyet içinde barındırmayan, adam şampiyonluğa gidiyor %80 de garantilemiş gibi. Adam tabii sevinecek tezahüratta. Marşı falan geçin. Marşı falan geçin de. 25 milyon Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Sen de bir ses bir daha. Yanalım, Ersun'um, Ersun Yanal'ım dediniz. 16 numara. Ersun Yanal hikaye çıktı. Ersun Yanal büyük bir bomba çıktı. Ersun Yanal'ın bir tane bana başarısını söyleyin. Aylar oldu. Elendiğin takımlar. Aşağılamıyorum, özür diliyorum. Hocam. Bir alt ligde Ümraniye Spor. Gol atmadan. Gol atmadan. Zenit gibi ne? Bir takımı elinden kaçırıyorsun. Hiçbir büyük takımı yenemiyorsun.
Yenilmedi. Hani yeni başka Beşiktaş'ta 3-0. Şu anda ligin yine dibindesin. Oynadığın futbol dönem dönem mutlu etse de overall'da genel olarak hocam, etmiyor. Yanıyorsun ey Fener, farkında mısın? Ben şimdi bunu aslında Sayın Ali Koç'a sormuyorum. O istemeye istemeye mahalle baskısıyla getirdi. Şimdi Ersun Yanal'a soruyorum. Hani sen gelince çok şey değişecekti. Hani Fenerbahçe'nin hedefleri çok büyük olacaktı. Kupa gitti Ümraniye'ye. UEFA gitti Zenit'e. Zenit de UEFA'nın Ümraniye'si. Hani bir Villarreal olur, Chelsea olur. Ya, hocam, onlar da bir katılmıyorum. Dakika, bir dakika. Ya, hocam bırak hocam, Zenit. İçeride 3-7. Şenol Güneş'i met ediyorsun. Şenol Güneş Sarpsborg, Marsborg gruptan çıkamadı ya. Yok. Ama Temin Ümmet'i ediyorsun. Hayır, şunu demek istiyorum. Ersun Yanal bir tane de doğru Zenit'i, bir şey yap şu anda. Ersun Yanal Fenerbahçe'yi yakıyor. Şimdi, önümüzdeki yıl Ersun Yanal'la Fenerbahçe'nin devamı demek. Fenerbahçe'nin ciddi anlamda küçülmesi demektir futbol olarak. Evet, ben şimdi bunu söyleyeyim. Bak şimdi söyle.